Gifkoanaliz'den selamlar. Bu sefer de cumartesi günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tek bir altılı ganyan bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak beraber cumartesi gününün kapanışını iyi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Twitter'dan da bununla ilgili açıklama yapmıştım. Hafta sonu vereceğim işte Adana olsun, İstanbul olsun ve Pazar İzmir olsun bu tür yorumların tamamını YouTube'da da yayınlama kararı verdim. Hem bu süreci biraz daha böyle kafamız dağılması anlamında beraber atlatabilmek için hem de verdiğimiz aranın ardından dönüşü de beraber yapmak için. Üyelerle ilgili de şunu söylemem gerekirse zaten bu sürede 14 gün civarında üyelik tüm VIP üyelerimize eklendi. Yani fazladan 1-2 gün şeklinde eklemeler yapıldı. O yüzden de bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Herkesin böyle gönlü olsun şeklinde destek olmaya çalışıyorum. Bu haftayı bu şekilde geçirerek elimizden geleni yapacağız. Hızlı bir şekilde yorumlara başlayalım. Bakalım neler olacak. Yedili plasaya baktığımızda çok beğendiğim bir at var. 3 numara. Özellikle son yarısında Gracious Senior'a saldırarak onun dibinde ikinci kez elde ederek büyük bir başarı elde etti. Bugün kısmen daha uygun rakiple yanına geliyor ve eğer biraz daha uygun gruba yakın konumlanabilirse bence 3 numaranın kazanması normal sonuç olacaktır. Rakip yazacaklar 1 numaralı Efe Defes'i değerlendirebilirler. Yedili plasa için 3 ve 1 diyorum. Altılı Gannika'na gelecek olursak birbirine yakın performans sergen isimlerin bir araya geldiği koşu bizleri bekliyor. Ben önceliği 8 numaralı Jessupin'e vereceğim. Neden Jessupin'e vereceğim? Çünkü bu atı yarışa her türlü koşabiliyor. Yavaş tempoda da kendi şans yaratabiliyor. Süratli giden yarışlarda geride bekleyip de gelebiliyor. Her türlü gidişatta şanslı olan bir at. Bugün yarış çok süratli gidecek diyemem. O yüzden de geriden gelebilecek atların etkilenme durumları var. Yarış ortağı takip edip bir yerden sonra yapacağımlarla beraber söz sahibi olabilir. Özellikle 8 numaralı Jessupin'e dikkat edelim. İlk rakip çok iyi hazırlıklarla gelen 2 numaralı Asude Sultan. Yaptığı hazırlıklar çok iyi. Eğer start sorunu yaşamazsa veya çok az şekilde yaşarsa şanslı olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra 6 numaralı Glass Harmonica ki bugün bence en merak ettiğim atlardan biri olacak. Çünkü son yarışını kazanırken hem çok net bir performans sergiledi hem de derece olarak iyi bir derece çıkardı. Bugün yarış çok süratli gitmeyecek. Eva liderliği alacak. Büyük ihtimalle Glass Harmonica ikincilikte takip edecek. Eğer son yarış tesadüf değilse ve tekrarlamayı başarabilirse bence bu grupta söz sahibi olabilir. 6 numaraya dikkat edelim. Daha sonra 5 numara Secret Eagle. Hatırlarsın son yarışında çok cazip konumdayken dikkat dediğim atlardan biriydi. Çok iyi bir sprintte geldi ama geç kaldı. Bugün mesafenin uzamasıyla şansının ciddi anlamda olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra 4 numaralı Passion Runner, 3 numaralı Heva ve 1 numaralı Anna Henriette yazarak burayı bir nevi kapatıp rahat bir şekilde geçebiliriz. 8, 2, 6, 5, 4, 3 ve 1 sıralamam. Dördüncü koşuya geldiğimizde 7 numaralı Ray of Light'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Ray of Light ile ilgili şöyle detaylara girecek olursak bu at ilk yarışın ikinci kez elde ederken geçildiği at Sand of Summer'dı. Sand of Summer dediğimiz at ondan sonraki yarışlarında grup 3 ve grup 1 koşmuş. Bunlarda başarı elde etmiş bir at. Daha sonra çıktığı yarışa bakacak olsak şartlı 4 koştu. Geçildiği at Cosmic gitti. Cosmic Kid dediğimiz at grup 2 ikinciliği, en sonunda grup 1 birinciliği elde etmiş ve grup 1 kazanırken ciddi rakiplerini rahat geçen bir Cosmic Kid'den bahsediyoruz. Ondan sonraki yarışına gelecek olursak Maiden koştu ve geçildiği at White Hand'ı, geçtiği at My Private'tı ki My Private dediğimiz at kısa vade kazanmış, kısa vade yarışlarda başarı sağlamış bir at. Yani böylesine gruplarda başarılı olmuş bir Ray of Light'tan bahsediyoruz ve bugüne kadar koştuğu tüm yarışlar erkek rakipleriyleydi. Bugün dişlere ait yarışa geliyor. Evet, arası olduğunun farkındayım ama çok iyi bir ekip tarafından hazırlanıyor ve genelde bu ekibin atları ara sonrası başarılı dönüşleriyle dikkat çekiyor. Ben hem Ares Kartaş tercihi, hem ekürü faktörü, hem de atın formda olmasıyla bu grubu geçeceğini düşünüyorum. 7 numaralı Ray of Light'ı günün bankosu öneriyorum.
Beşinci koşuya gelecek olursak aslında burada tek denenebilecek bir at var. Eğer kupon ufa atmayı düşünüyorsanız 5 numaralı Make a Fire'ı alternatif adaylardan biri olarak değerlendirebilirsiniz. Yarış çok süratle gitmeyecek ama Make a Fire yarışı iki türde koşabilen bir at ve kolay temposuna dikkat çekiyor. Genelde son Akın Sözen'e katıldığı yarışlarda biraz daha geride bekliyor ama özellikle biraz daha önceki Özcan Yıldırım'la katıldığı yarışlarda ön planda da giden bir Make a Fire görüyorduk. Bugün ya yarışı ikincilikte ya da üçüncülükte takip etmesini bekliyorum. Geriden gelebilecek atlar var ama mesafe çok uzun değil. O yüzden de bir yerden sonra liderliği alıp Make a Fire'ın kolay temposuyla koşuyu kazandığını görebiliriz. Alternatif tek arayan veya kupon ufa atmayı düşünenler varsa 5 numarayı değerlendirebilirler. Rakip yazacaklara ben önceliği cazip konumda olan 3 numaralı 9 bakırlı diyeceğim. Yani 9 bakırlı puanımda bu kadar geri planda kalmasına şaşırdım. Çünkü bu at en son 4.lük elde ederken Ribery gibi, Approval Star gibi, Denizhan gibi önde gidebilecek atlar vardı ve üstelik bu at o gün 2 boy star sorunu yaşayarak önlere hiçbir şekilde hamle yapamadı. Bugün önde gidebilecek bir at yok. Eğer aynı sıkıntıyı sorunu yaşanmazsa büyük ihtimalle startla beraber liderliği alır ve yanına rakiplerini yaklaştırmadan kazandığını görebiliriz. Eğer Make a Fire'da risk alıp tek falan geçmeyeceksiniz, 3 numara 9 bakırlıya dikkat edin. Daha sonra 1 numara Jack Sparrow yazıklarla geliyor. Son yarışında biraz toparlanmaya başladığını sinyallerini verdi. Bugün farklı bir yarışla beraber rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Bence 5, 3 ve 1 yeterli olacaktır. Ama daha geniş oynayacaklar 6 numaralı Subutai ve 2 numaralı Avalanche yazarak 5, 3, 1, 6, 2 sıralamasıyla geçebilirler. 6. koşuya gelecek olsa yine kupon ufa atmak isteyenler için bir adayım var. O da 3 numaralı Ocakbaşı. Ocakbaşı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok şanslı bir at. Neden? Çünkü şöyle bir içeriğine bakacak olursak bu at ikincilik elde ederken açalım yarışı kısa bir şekilde. O gün önlere çıkamayacaktı. Normalde önde giden bir at vardı ama o at dışa savrulunca otomatikman önde boş kaldı ve yarışta güzel bir performans sergiledi. Daha sonraki yarışına baktığımızda kazandığı yarışta yine rakiplerinden biri önde gidebilecek birincisini düşürdü. Diğeri buralarda dış kulvara açılmak durumunda kaldı. Diğeri de jockey olmayan attan etkendi ve o da biraz da dışa açılınca yine önde boş kalan bir Ocakbaşı oldu. Şans faktörü ciddi anlamda bu atın yanında. Bugün gidişat yönden çok zorlanmayacak tarzda bir yarış buldu. Eğer ekürlerden biri falan fedailik anlamında bir koşu yapmazsa 3 numaralı Ocakbaşı'nın startla beraber liderliği aldığını ve beyaz bayrak performansıyla kazandığını görebiliriz. Alternatif adaylardan bir diğer olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara ekürü faktörüyle 5 numaralı Doğu Yıldızı ve 2 numaralı Kahraman Efe diyeceğim ki Kahraman Efe son 2 yarışında Dilba takıldı. Biraz Dilba'nın etkisiyle beraber kötü koşmuş olabilir. Bugün tekrardan eski takı düzene dönüyor ve eğer bu takı değiştiğiyle beraber eski performansını hatırlarsa Kahraman Efe'nin tatlı bir sürprizle sonuç aldığını görebiliriz. 5, 3, 5, 2 sıralamam. 7. koşuya bakacak olursak bence gün içerisinde ikramiye verecek net yarış burası. Çünkü ekürler kazanabilir ama bence geçim ihtimalleri de var. Çünkü Fedai biraz daha orta mesafeyi koşan bir at. Kral Ömer de evet iyi koşuyor ama o kadar bir gruplarda dağlar kadar fark var diyebileceğimiz tarzda değil. İkisinden biri kazanabilirdi. Farklı atta gelebilir. Ben buraya çok at önereceğim. Kapatmaya kadar gideceğim ama eküller gelirse de şaşırmam. Burada biraz daha tercih size bıraksam yanlış olmaz. İlk rakip olarak ekürlere 6 numaralı Yavuz'u isteyeceğim. Yarışta net tempo olur diyemiyoruz. Yani Bay Patron da çıkabilir. Belki ekürlerden birini öne gönderebilirler mi? Bir ihtimal olabilir. Ama bana göre kim öne çıkarsa çıksın bu tempoları en iyi değerlendirecek olan at 6 numaralı Yavuz Reis. Liderliği alsa da, öne çıkan atın arkasında beklese de her türlü gidişatta ben 6 numaralı Yavuz Reis'in ön taraftaki mücadelede olacağını düşünüyorum. %5 AG formunda ciddi bir sürprize imza atabilir. Daha sonra 5 numaralı Nakış gidişat yönden şanslık yaşamazsa mutlaka etkili koşacaktır. 2 numaralı Egebert ki bu at şurada 3.lük elde ederken kısa vade yarışta Kral Ömer'in hemen dibinde koşu bitirdiğini hatırlatmak isterim. O yüzden devreye girebilir. Bir de gidişat faktörünün lehine olduğu 1 numaralı Bay Patron'u yazabiliriz. 3, 6, 5, 2 ve 1 sıralamam. Günün kapanış ayına geldiğimiz aslında son ay oyunu taşıyacağım diyorsanız
Bence burada koşan atlardan 10 numaralı Rocket Fuel'ı değerlendirebilirsiniz. Çünkü Bud 2 yarıştır çok iyi sprint atıp Foto'yu çok diri geçip bir türlü yetiştiremiyor. Ya geç kalıyor ya da birkaç yol problemi beraber eksik yarışlar sergiliyor. Bugün baktığımızda grup gerçekten çok uygun. İlk defa koşacak olan atlar var ama mesafe uzun olduğu için ondan etkilenebilme ihtimalleri mevcut. O yüzden de Rocket Fuel bence bugün en şanslı olduğu gruba ve şartlara giriyor. Eğer sona oyunu taşıyayım, ne olacaksa olsun diyorsanız 10 numarayı değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklar tabii ki de ilk defa koşacak olanlardan 8 numaralı Operasyon. Hem idmanda görüntüsü hem yaptığı düzenli hazırlıkların çok başarılı olmasıyla bence potansiyeli olduğunu bariz bir şekilde gösteriyor ve bugün de devreye girdiğini, yarış hayatına kazanak başladığını görebiliriz. Daha sonra 1 numaralı Alexa yine hazırlıklara dikkat çeken atlardan biri. 10, 8 ve 1. Ufak oyuncaklar için bu üçlü yeterli olabilir. Daha geniş oyuncaklarda çok sürpriz bir attan bahsedeceğim. 3 numaralı Chelsea. Son yarış görüntüsü muazzamdı. Hem görüntü olarak hem de sonlara fotoğrafı geçiş olarak fena bir yarış yapmadı ve potansiyeli olduğunu bariz bir şekilde gösterdi. Bugün evet ilk defa koşan atların çalışmaya dikkat çekiyor. Rocket Fuel'un yarışı fena değil ama öyle çok aman aman üst düzey yarışlar yapıyor diyebileceğimiz atlar değiller. O yüzden de Chelsea son yarışın hakkını verip biraz da üzerine koymayı başarabilirse şu an düşük AGF'ına beraber ciddi bir sürpriz yapabilir. Benim için 3 numaralı Chelsea'ye ayrı bir şekilde dikkat edin derim. Daha sonra 6 numaralı In My Dreams ve 9 numaralı Peace Blancos devreye girebilecek atlar. Ufak oyuncaklar 10, 8 ve 1. Daha geniş oyuncaklar özellikle 3 numaraya dikkat edip 6 ve 9 sıralamasını takip ederek değerlendirmede bulunabilirler. Benden bugünlük bu kadar. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Umarım başarılı olduğumuz ve iyi neticeler aldığımız bir gün olur. Pazar günkü yorumlara kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.